Dersim'in Hozat ilçesinde bu sene üçüncü defa meşe palamudu ekimi yapıldı. Master yaptım. Doktora başladım. İyi olmamışsınız. İyi olmadım. Sanatçı Vedat Aldemir tarafından organize edilen etkinliğe Pertek ve Pülümür'den de katılım oldu. Caner abi getirdi. Pertek'ten meşe palamudu diken Hozat'taki arkadaşlara yardım için geldik. Yani buraya daha önce de palamut dikmişler. Maalesef bir aile keçilerini getirip otlatmış. Bir daha dikeceğiz. Aldemir, hedeflerinin bütün kıraç toprakların yeşertilmesi olduğunu söyledi. 3 yıldan beridir gerçekleştirmek istediğimiz bir doğamızı daha yeşil bulabilmek için, yeşertebilmek için başlattığımız bir çalışmaydı. Palamut ekimi. Bu yılda üçüncüsünü yapıyoruz. Hedefimiz bunu bir geleneksel hale getirip bütün kıraç topraklarımızı yeşertmek. Yaklaşık 35 kişinin katıldığı etkinlik birçok insan için ilkti. Burada palamut ekmeye geldik. Tabii bunlar hepsi Vedat'ın sayesinde. Biz bir kadın olarak yani her zaman da palamut olsun yani Hozat'a destek için geliriz yani. Nere olursa olsun yine geliriz. Etkinlikte aynı aileden 3 nesil insan da bir arada meşe palamudu ekti. Ya gran gran. Yavaş yavaş. Ya. Hani bir. Fatma Kahraman'ın kazdığı alana torunu Songül Akay'ın kızı Ayça Akay palamut ekti. Geçtiğimiz yıl ekilen ve boy veren meşe fidanlarının da bakımı yapıldı. Geçen senekilerden biri. Ekiplerimizde. Etkinlikte Dersim'in farklı bölgelerinden getirilen yaklaşık 1300 meşe palamudu ekildi. Mama Mehtap. Gel sıkıntı yok. Sabah uzattı. Bili bir kim her. Hadi görüşürüz. Ma sarhora vazim ki ninay bu sebek mi? Yani sabah domana nuhu, sabah nahar, sabah Dersim. Arkadaşlar, etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Ben de palamut ekmek istiyorum. Kıya. Suda. Tane birisin. Tabii.